Set 272'nin çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Bir giyim mağazasında 3 pantolon fiyatına 1 ayakkabı ve 1, 2 gömlek. Yani 3 pantolon eşittir 1 ayakkabı. Yani 1 ayakkabı derken ayakkabı yazalım yeter. Ayakkabı artı 2 gömlek. 4 ayakkabı fiyatına 4 ayakkabı fiyatı ile 3 pantolon artı 2 gömlek mi alınabiliyormuş? Durumlar böyleymiş arkadaşlar. Buna göre mağazada 10 gömlek alabilecek parayla kaç tane pantolon alabilir? Şimdi arkadaşlar burada mantıken şöyle düşüneceğiz. E, gömlek ve pantolon arasında bir bağ kurmak istiyor gördüğünüz üzere. O zaman bizim burada ayakkabı olayını devreden çıkarmamız gerekiyor. Nasıl çıkaracağız? Çok basitçe şöyle gösterelim. Şimdi şunu şu tarafa atayım arkadaşlar ben. 3 pantolon eksi ayakkabı eşittir 2 gömlek olsun. Burası da 4 ayakkabı şöyle yazalım. 4 ayakkabı eşittir 3 pantolon artı 2 gömlek olsun. Şimdi gelip ben burayı 4 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü 4 ayakkabı olsun ki yani 12 pantolon eksi 4 ayakkabı olsun ki şimdi gidecek zaten. 8 gömlek. Bunları topladığımız zaman bakın 4 ayakkabılar gitti. 12 pantolon. Burası da 8 gömlek oldu. 8 gömlek 10 gömlek artı 3 pantolon oldu. Şimdi bunu da bu tarafa atarsam ne oldu? 9 pantolon eşittir 10 gömlek oldu. 10 gömlek alınacak paraya 9 tane pantolon alınabilir. Eşitliği yani sonda bana neyi istiyorsa onları bırakacak şekilde düzenliyorum sevgili arkadaşlar. Bir çiftlikte yalnızca ördek ve kuzu olmak üzere toplam 96 hayvan vardır diyor. Çiftlikteki ayak sayısı 288 olduğuna göre bu çiftlikte kaç tane kuzu vardır diye sormuş. Sevgili arkadaşlar şimdi ben olsam bu soruyu şöyle çözerim. Yani daha kolay olsun diye. E, ya da öyle çözmeyeyim normal klasik çözüm. Öylesinde başka zaman benden dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Burada ördek ve kuzu var. Şimdi ördeğin ayak ördek Şimdi toplam 96 var ya. X tanesi ördekse 96 eksi X tanesi de kuzudur arkadaşlar bunun. Şimdi ördeğin kaç ayağı var? 2 ayağı var. X tane ördekten kaç ayak geldi? 2X. 96 eksi X tane kuzu var. Her birinde 4 ayak var. O zaman 94 çarpı 96 eksi 2X. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? 96'yı 4 ile çarparsak ne olur? 300, 384 384 eksi 4x oldu. Bunların toplamı. Bunları toplarsak ne oldu? 384 eksi 2x eşittir. 288 oldu arkadaşlar. O zaman bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak 2x eşittir ne oldu bu durumda arkadaşlar? 2x'imizde 96 oldu. O zaman x buradan 48 oldu. 48 tane ördek 48 tane de kuzu varmış cevabımız 48 oluyor bu durumda. Toplam 96 hayvan olduğuna göre. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Aşağıda üç farklı tip bungalov evlere ait bilgiler veriyor. Birincisi normal evler olup geceli 120 TL. ikincisi lüks evler olup geceli 150 TL. Üçüncüsü ultra lüks evler olup geceliği kişi başı 180 TL. Normal evlerin sayısı ultra lüks evlerin sayısının 3 katı olup bu pansiyonda 128 tane ev bulunmaktır diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman burada 3x ev varsa burada x ev var. O zaman geri kalan da lüks evler. Yani 128'den 4x'i çıkardığın zaman geri kalan da lüks evler. Diyor ki, bu pansiyonu. bütün evlerde ikişer kişi olup iki kişi başı 120 liraydı. 240 lira olacak yani. 150 idi 300 TL ödenecek. 180 idi 360 TL ödenecek arkadaşlar burada da. 36 bin TL ödendiğine göre full dolu olduğu zaman. Şimdi hemen başlayalım. 240 çarpı 3 x yani ne oldu? 720 x lira buradan ödendi. Artı. -4x 300 ile 128 eksi 4 x çarpı. 128 ile 300'ü çarparsak arkadaşlar 38 bin geliyor. Eksi. 4 ile de 300 çarpı e 1200 x. Burada 360 bunu çarptık. Ne oldu? 360 x. Eşittir 36.000 bin olacak. Şimdi 36 buraya atıyoruz. 1200 burada 720 ile 360 toplarsak 1080 olur. 1080'den de 1200 çıkarırsak 120 olur. Eksi 120. Onu da karşı attık eksi 120'yi. O zaman 2400 kaldı burada. 38400 36000 çıkarsa. Burada da 120 x kaldı. O zaman x buradan 20 geldi arkadaşlar. x bize diyor ki lüks evler diyor. Kaç tane lüks ev vardı? Şimdi lüks ev ne? 124 eksi 4. 128 eksi 4 x. Şimdi 128 eksi x'imizde 20. 4 x'e 80. Çıkardığımız zaman akışa burada ne kaldı? 48 tane lüks evimiz kalıyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da bu şekilde çözülür. Bir sonraki sette görüşmek üzere.